Selam arkadaşlar. Bugün yine bir başka Vantilatör videosuyla beraberiz. Bir de çok sorulan sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Vantilatörün kafası sağa sola dönerken çıt çıt diye bir ses gelmesi. Arkadaşlar. Şunu bilmiyorum kamera gösteriyor mu? Şu plastik yamulmuş arkadaşlar. Şu plastik yamulduğundan şu milin sonsuz dişlisi buradaki dişli aksama tam temas etmediği zaman kafada sağa sola dönmeye başladığında hafif bir boşlukta çıt 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 diye atlama yapar. Şimdi arkadaşlar sizin de şu plastik yamulmuş ise şu 3 vidayı söküp şunu hafif bir çakmakla ısıtıp düzeltip yine aynı şekilde yerine takabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelin bunu sökmeye başlayalım. Öncelikle vantilatör fişini elektrikten çıkartıyorum. Evet. Şimdi söktüm arkadaşlar. Bir bakın. Buradaki şu 3 tane tırnak şu yuvaya oturması gerekiyor arkadaşlar. İkisi oturdu. Şuradan zaten belli oluyor. Bir tanesi tam oturmuş. Bir tanesi yarım oturmuş. Diğeri hiç oturmamış. Ve şu yamukluğu görebiliyor musunuz arkadaşlar? İşte. Bu yamukluk olduğu sürece sizin vantilatör ya sağa sola hiç dönmez. Ya da dönse bile çıt çıt diye ses yapar arkadaşlar. Bu durumda şu 3 tane vidayı söküp yavaşça bir çakmak yardımı ile arkadaşlar şu plastiği fazla eritmeden ısıtıp eski haline getirmemiz gerekiyor. Yoklama yaparak yavaş yavaş. Bunun yamulma sebebi arkadaşlar çok vantilatör çok ısınmış. Isındığı için de plastiği artık eritme konumuna getirmiş ve yamutmuş. Zaten şunu görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar şu daire yuvarlak olması lazımken ne hale gelmiş? Şunun gibi olması gerekiyordu. Acele etmeden yavaş yavaş kafayı yamultuyoruz. Soğumasını bekliyoruz. Tekrar bir daha deneme yapacağız. Bakalım oturuyor mu oturmuyor mu diye. Evet. Şimdi plastiklerimizi kontrol edelim. Şu tam oturmuş. Şu tam oturmuş. Şu biraz daha öncekinden daha iyi oturmuş arkadaşlar. Demek ki biraz daha şu alt kısmı da biraz yamutmamız gerekiyor. Tekrar deneme yapıyorum. Evet. Şu anda 3 vidaya sıksam bile rahatlıkla artık oturabilir. Bir mila alıyorum. Evet. Kafamız dönüyor arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar kafa vurma sorunu bu. Bilginiz olsun. Yani buradaki dişli aksamı şuradaki sonsuz dişli aksamı tam temas etmediği sürece çıt çıt sesi gelmesinin ana konusu bu arkadaşlar.
başladık arkadaşlar. Gayet güzel oturdu. Bir de size diğer açıdan şu kapağı söküyoruz arkadaşlar. Şu şekilde motor dönmeye başladığında arkadaşlar sonsuz dişli plastik çarkı çevirmeye başlıyor ve vantilatör sağa sola dönmeye başlıyor arkadaşlar. Dediğim gibi şu plastik yamulduğu zaman, şu daire çapından gittiği zaman, şöyle temas etmediği zaman da tam çeviremiyor arkadaşlar. Bak şimdi şu anda dönmüyor. Mutlaka mutlaka arkadaşlar şu plastiğin, şu motorun ark kapağına tam oturduğuna emin olun. Eğer yamulmuşsa hemen çakmakla ısıtıp plastiği düzeltiyoruz. Bu da bir başka açıdan sizlere göstereyim dedim. Bir ikincisi, motor pervane rahat dönüyor ama pervane elektriğe taktığımda dönmüyor. Ya da elimle bir tur çevirip yol alıp ondan sonra dönmeye başlıyor. Sorun da arkadaşlar şuradaki kondansatörün arızalı olmasından. Mutlaka aynı değerde kondansatör kullanın arkadaşlar. Eğer yüksek değerli kondansatör kullanırsanız, örnek veriyorum, sizin vantilatör pervanesi 800 devir dönüyorsa 1200 devir dönecek. Bu sefer daha çabuk yıpranacak. O yüzden mutlaka mutlaka aynı değerde kondansatör kullanın. Umarım videom sizlere yalan olmuştur. Bir de arkadaşlar şu ısı termiği. Şu ısı termiği arkadaşlar şu bobinin, yani vantilatörün elektrik kablosunun toplu halde olduğu yerin yanındadır arkadaşlar. Şu iki teli birbirine şase ettiğiniz sürece vantilatör eğer çalışırken durduysa ya da kilitlenip ısınıp şu sigorta termiği attıysa bunu şase edip vantilatörü kullanabilirsiniz. Olmadı, bunun yenisini alıp yenisini takabilirsiniz. Ama takarken mutlaka mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü sökerken şuradaki ince bobin tellerini koparabilirsiniz. Bu sefer hiç vantilatör hiç çalışmaz arkadaşlar. Ona çok dikkat edin. Umarım videom sizlere yararlı olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Esen kalın.